Yunanlılar gelmiş. Bunu bana gönder misin? Biz onu size değil, bize oyun oynayana gönderdik. Oyun oynayanın layığıdır diye gönderdik. Selim bir hata yaptı. Bedelini ödettim. Bunu ona giydirdim. Sıra sende. Şimdi sen giyeceksin. Biz tabiatımıza uygun olmayan şeyler yapmayız Ünal Bey. Bu bizim tabiatımıza uygun bir şey değil. Bu raconu sen kestin. Hatası olana dersini verdin. Ben de bu eti yanımda getirdim ki ya şimdi giyersin ya da ilk hatanda ben sana giydirir. Bütün İstanbul sokaklarında seni köçek diye oynatırım. Hatasızlık Allah'a mahsustur. Biz onu hata yapana göndermedik. İhanet edene gönderdik. Bir gün bu kadar büyük bir hata yaparsak böyle bir şeye gerek kalmaz. Biz kefenimizi giyip kafamızı sıkarız Ünal Bey.
sen bilirsin. Tercih senin. Ben olsaydım giyerdim eteği. Yok canım. Kendi isteğiyle giymiş olacaktı. Nasıl olsa hata yapacak. Kafama sıkarım daha iyi dedim. Kendini seven adam intihar etmez. Kahraman olarak ölmek ister. Gel. Selamünaleyküm dadaş. Aleyküm selam tipi. Nasılsın Ahmet'im? İyiyim. Buyur. Aç mısın, tok musun? Ne ikram edeyim? Yok, yok, yok. Sıcak bir şeyin içerim. Çay getirin oğlum. Tamam abi. Duydun mu Selim'in başına gelenleri? Duydum. Çok da üzüldüm. Hızır'a da çok kızdım. Kardeşim. Madem adamı kafaya taktın, adamla derdin var, git vur. Gereğini yap. Köçe kıyafeti nedir? Vallahi Selim'in yüzüne nasıl bakacağımı bilemiyorum. Asıl Selim bizim suratımıza nasıl bakacak? Ben de onu bilemiyorum. İşi gücü ne yapacağız? Meselenin bize sıçramaması için sessizliğimizi koruyup işimize gücümüze bakacağız. Tabii devlet bunun ne kadarına izin verecek onu da göreceğiz. Ben sessiz kalmaya hep sessizim. Ama bu durumda sessiz kalmamak lazım. Hızır'la Selim bir araya gelip bu işi çözmeleri lazım. Yok dadaş, yok, yok, yok. Beni bilirsin. Ben ne ara bozarım... ...ne de araya girerim. Şimdi beni iyi dinleyin. Biz bir hamle yaptık. Bunun da bir karşılığı var. Adamların bize ne yapmak istediği ortada, tamam mı? Eğer herhangi birinizin... ...herhangi bir yanlışından dolayı... ...kapıma Selim ya da Ünal dikilirse... ...ha bunu... ...bana siz giydirmişsiniz sayarım. Yani beni öldürün daha iyi. Dayı biz niye hata yapalım? Ben de onu diyorum işte. Eşek miyiz hata yapalım biz? Ama o Selim eşeği biz hata yapalım diye uğraşacak. Anladın mı İlyas? Anladım abi. Mahmut'u diyor. O it buraya gelirse kimse kusura bakmayacak. Bakarım. Kusur gördüğüm yeri de keserim İlyas. Abi ben anlamıyorum ya. Selim de Mahmut da kim ki bize oyun kursunlar? Biz kendimizi savunalım. Oğlum bak. Dostunu da düşmanını da küçümseme. İşte senin en sevmediğim tarafın bu. Kapıma Selim değil Ünal dikildi diyorum, Ünal. Dayı bu mesele devlet müdahalesiyle oldu. Ve biz bu adamların teklifine yok dediğimiz sürece başımıza gelecek. Başımıza hiçbir şey gelmeyecek aslanım. Kim müdahale ederse etsin. Silah işinde aksaklık istemiyorum, o kadar. Emredersin.
Civciv, niye oynuyorsun şununla? Giyecek misin? Yok be abi. Zaten bana olmaz ki. Ha, olsa giyeceksin yani. Kibrimi kırıyorsun abi ya. Kibrini. Gururun olmasın o. Ki kırarım. Senin canın sağ olsun abi. Benim onurum var. Patron teşekkürlerini iletiyor. Temiz iş çıkarmışsın. İstihbaratçı ölmedi dediler. Sen gerekeni yaptın. Kullandığın şoför sağlam mı? Öldürmeye çalış. Adam yaşamaz. Emredersin. Özer Bey, bir şey sormama müsaade var mı? Buyur Refik kardeşim. Madem bu adamla Hızır Reis görüşüyordu, acaba abim bir iftiraya mı kurban gitti? Öyleyse o da ortaya çıkar. Onun da hesabını sorarız. Eğer öyle çıkarsa intikamımızı ben almak isterim. Bizim masamızda intikam yoktur. Karar vardır. Ünal Bey bir karar alırsa gereken yapılır. Dükkanlara girince hepsini almak istiyorum. Aynen. Yalnız şimdiden almaya başlamasak iyi olacak, yoksa eve sığamayacağız. İşten atılmanın bedeli olarak Hızır abi sana büyük bir ev alır herhalde. Asla öyle bir şey kabul etmem de. Ne oldu, senin bir şeye mi canın sıkkın? Hamilelikten herhalde ya. Canım sıkkın. Ya Hızır'a bir şey olursa Yaren? Ne yaparım ben? Oğlum ne oldu? Kavga ettik. Bir dakika bir anlat. Kavga ettik dedim ya. Kimle ettin? Ya söylesem tanıyacak mısın anne? Niye kavga ettin oğlum? Ya sürekli satışıyordu, ben de daldım işte. Serseri misin sen? Dalmak ne demek? Ya ne alakası var anne ya? Kavga ettik, bitti gitti işte. Sivri, bir pansumana götürseydi niye direkt getirdi? Ya anne, ne pansumanı ya? Pansumana gerek yok ya. Hastane doktorla uğraşamam ben zaten. Ömer! Ömer! Buraya gel bakayım. Gözün ne oldu? Ya kavga ettik babaanne. İyi, vurdun mu bari? Vurdum. Civciv, ne olmuş? Öğrendim yenge ya, önemli bir şey değil. Çocuklar birbirine dalmışlar işte. Ne biçim konuşuyorsun sen? Haşa Ömer'den yana yengeciğim, yani çocuklar ya, ip dalaşı yani. Çocuk böyle konuşmayı senden mi öğreniyor? Yok yenge, vallahi Ömer benden akıllı yani. Orası da kesin. Hadi çocuğum. Yavaş, dur. Babaanne, bu ne ya? İlaç kokuyor bu. Tuzlu yerimde kokmasın. Karşı tarafın hali kim bilir nasıldır. Tut. Yarın götür dövdüğüne ver. Hastane masrafları olsun. Tut. Ya babaanne, teşekkür ederim de ben ona başka bir şey vereceğim yarın. Hı. Ne yapıyorsun? Ya babaanne tuzla kokusunu alır demedin mi sen? Deli misin, akıllı misin? Ne biçim uşaksın sen be? Balık mıdır o? Dur. Elinle yesene. Ya niye daha önceden söylemiyorsun? Nefret ediyorum ha bu sopalardan da. Düşünsene, milyarlarca Çinli var. Bunlarla yemek yiyorsa bu herifler kim bilir kaç milyon ağaç kesiyordur bu adamlar. Çok duyarlı gördüm seni. Öyleyimdir. Ağaçlar savunmasız da gidiyor kesiyor herifler ya.
Şimdi bir kere sushi Çin yemeği değil Japon yemeği. Ayrıca Çinliler tuzlu yemekten nefret eder. Ne fark eder? Ha Çin ne ha Japon işte. Ya gözleri çeşit değil mi bu heriflerin? Ayrıca ne yedikleri de belli değil bu adamların. Sen şimdi onu bunu bırak da. Neyin var senin? Yok ağaçlara üzülmeler, yok sushi Çin'di Japon'du falan. Ha, ne oluyor? Yoruldum da. Yoruldum ben Azlı. Sorumluluk almaktan bıktım ya. Ya birine abilik yap. Diğerine reislik yap. Çocuklara babalık yap. Anana evlatlık yap. Ya karına kocalık yap. Ne oldu? Ne dedim şimdi ben? Bir şey demedim. Dedim dedim. Ne dedim? Ya kurban olayım ağlama. Ne dedim ben şimdi? Çakır ben sana bir şey olursa ne yaparım? Hayda. Ne demek şimdi bu ya? Bana niye bir şey oluyor Nazlı? Diyelim ki oldu. Estağfurullah lazım. Ya bana niye bir şey oluyor Nazlı? Yani neden olsun? Çakır dalga geçme ne olur. Diyelim ki sana bir şey oldu. Ben senin ailenden kimseyi tanımıyorum. Kim sahip çıkacak oğluna? Ne demek kim sahip çıkacak ya? Hepsi çıkacak. Mesela? İlyas. Paradan bahsetmiyorum ben Çakır. Tamam anam. Yok yok o çıkmasın da kim çıkarsa çıksın. Bizim halimiz ortada. Tamam neyse boş ver. Yok yok doğru. Öyle ya şimdi senin mesela apandistin patlasa yaren yanında durdu tamam. E o sırada oğlanın başında kim duracak? Dadı tutarız artık ne yapalım? Yok olmaz öyle. Ben sana Hatice'den bahsettim mi teyzemin kızı? Eniştenin karısı. Ha, ben çok severim onu bak. Çok delikanlı kızdır. Meryem'den çok ona güvenirim ha. Bir yemek yeriz hep beraber. Ama bak öyle bu sushi mushi falan yemez ha, Laz kızıdır. Mahallede benim arkamdan benimle birlikte kavgaya çok dalmışlığı vardır. Ama öyle erkek Fatma değildir ha. Bak o da kokoştur, anlaşırsınız. Daha ne kadar batacaksın çok merak ediyorum. Ya sana yalan söyledim. İşle ilgili canım sıkkın. E hani bana yalan söylemeyecektin? İşle ilgili sana doğru söylesem kederinden ölürsün. Doğru diyorsun. Hatice, enişte, hatta İlyas hep birlikte yemek yiyelim. Ufak ufak sen bizimkilerle tanış. Hı? Nazlı, bir şey söyleyeceğim. Bunlardan başka bir şey yok değil mi? İki yumurta mı kırsak kız? Olur, kıyalım. Silah işini anladın mı Mahmut? Anladım abi. Silah yapmalarını engelleyeceğiz. Ham maddeyle başlayacağız. Aferin. Mahmut. Yanlış yapma Mahmut. Yanlış yaptır. İlyas'a yanlış yaptır. Seve seve abi. Seve seve. Ya abla söyledim ya işte. Babamın laf söyledi ben de daldım. Ablacığım bak bundan sonra sana kim ne derse desin hiçbir şey yapmıyorsun tamam mı? Ne yapayım kız gibi korkup kaçayım mı? Ömer sen bugüne kadar ne benim ne annemin ne de babaannemin herhangi bir şeyden korkup kaçtığını gördün mü? Görmedim de işte. O zaman kız gibi korkup kaçma deme. Tabii korkmazsınız da benim alemde kimse korkmaz ha. Ablacığım bak içimizdeki tek erkek sensin. Eğer sana bir şey olursa hepimiz çok üzülürüz. Senin bir tek bundan korkman lazım. Tamam ablayı anladım. Ya abla bir şey diyeceğim. Benim annem bilgisayar oynamamı yasakladı da seninkini azıcık takılayım ha. Tamam yarım saat sadece ama. Tamam tamam. Tabii öptüm seni. Yarım saat ha. Tamam tamam.
İşte çocuk babanı güvenip artist artist geziyorsun okulda demiş. Bizim akılsız da saldırmış. Ama kendisinden büyük mü zaten? Sen yine de yarın bir müdür yardımcısıyla konuş olur mu? Şimdi ben konuşursam olay büyür. Tamam anneciğim. Ya zaten ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani olsaydı okuldan ararlardı. Anneciğim, şununla biraz ilgilen ne olursun. Bak bu kaçıncı okulu? Yazdıracak okul kalmadı. Tamam anneciğim. Sen babama bir şey söyledin mi? Yok. Anne. Sizin aranızda ne var? Aramızda dağlar var. Anlamadım. Yani biraz uzağız bu ara babamla. Salonun ortasında çat 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 beynimi yediniz. Anladım. Ha buraya sıkıntı var. Seni gidi fındık kıram. Utanmıyor musun ha bu yaşa fındık kırmaya? Fındık kırmanın yaşı mı var? E ben böyle deyince bağız yiyorsunuz da. İnzir look etme. E adım bu da. Hadi millet. Fındığa oturdum ya hepsi kaçtı. Şimdi sen buraya salonun ortasında fındık kırmaya oturduysan mutlaka Meryem'le bir sorun vardır. Ne oldu? Ortalığa saçmıyorum ki. Söyleyin söyleyin ne oldu? Bir şey olmadı da. Lütfiye. Abim ne diyeyim şimdi? Söyle de. O Mecit'miş okuldan bir uşağın ağzını burnunu kırmış. Oh iyi etmiş. Ellerine sağlık dedi tabii Hayri anne. Vay sen misin bunu diyen diye kükredi Meryem abla. Ne olmuş? Ömer'e aferin demişim. Ne etmiş aferimlik? Doğuş etmiş. Kendinden büyük uşağı perişan etmiş daha. Ya iyi de niye, niye? Kan davası değildir. Bu takdirde. Doğuş da eder, kavga da eder. Bir gün yarasız eve geldin mi? Ana sen de bunun için aferin mi dedin ona? Derim demem, o benim torunum. Ne diyeceğimi de size mi soracağım? Ana bak, İlyas'a da böyle yaptın. Aferin dedi, şimdi zapt edemiyorum bak. Evlenince sakinler İlyas'ım. Meryem! Anneciğim bir bakıver. Tabii, seninki gibi bir şey bulmaz insan. Ablacığım. Nerede kızım anne? İçeride. Bu gömleğin ne kızım? Düzelt şunu. Gel yanımda dur. Madem aile meselesi beraber konuşacağız. Gel benimle. Kut kafa. Şimdi bu yüzüğü ne olarak düşünmeliyim? Doğum günü hediyesi. İnsanlar öyle düşünmeyecekler ama. Neden? Çünkü yüzüğüm çok güzel ve bütün kadınlar böyle büyük bir taş gördüklerinde farklı düşünür. Herkesin düşüncesine saygım var. O zaman benim düşüncelerime de saygın var. Neymiş senin düşüncen? Bence biz sözlendik. Ben öyle bir şey söylemedim. Sen öyle bir şey söylemezsin zaten. Ne zaman duygularını ifade edebildin ki? İyi ki doğdun demedin mi? İyi ki varsın demedin mi? Seni seviyorum demedin mi? Bin kere söylesen bıkma. Söylerim. Esra Demir. Ver burası. Kim göndermiş? Gönderen yazmamışlar. İçinde kart vardır herhalde. İyi ki doğdun Esra'cığım. Mahmut. Kimmiş? Neymiş? İşten arkadaşlar yollamışlar. Lüzumsuz işi. Sen çöp olsa da sevinirsin. Thank you.
Esra. Ver. İlyas lütfen gecemizi berbat etme. Uzatacağını biliyorum. Bu ne demek şimdi? Yani seni sinir etmek için yapıyor, bilmiyor musun? Bu herif senin doğum gününü nereden biliyor lan? Düzgün konuş lütfen. Düzgün konuşuyorum! Bu adam senin doğum gününü nereden biliyor? Ne bileyim nereden biliyor? Hadi lütfen yemeğimize gidelim. Gecemizi berbat etmesine izin ver. Gecemiz berbat oldu bile. Şimdi sıra o Mahmut'un gecesini berbat etmekte. Bence diyorum ki ben bunu güzel bir döveyim. Ne kadar güzel şiddete verdiğin tepki, öğreti. Tepki, öğreti. Nereden öğreniyorsunuz siz bu lafları ya? Öğreti mi öğreti? Hı? Ya baba ya. Tamam peki. Şimdi ben ne yapayım söyleyeyim. Ya benim üzerime düşen ne? Oğluna vakit ayır. Belki iki gün üst üste çocukla vakit geçirirsen senin böyle her dakika her dakika adam dövmediğini görmüş olur. İşte ben de bundan korkuyorum. Ya çocuğa denk gelecek diye. Kızım hadi sen dersine dön. Tamam ya tamam. Şaka yaptım dur. Madem aile meseleleri konuşuyoruz. Kal kızım beraber konuşalım. Tamam. Bence siz önce aranızdaki problem her neyse onu çözün. Sonra üçünüz birlikte bir vakit geçirin. Belki o zaman görürsünüz Ömer'in gerçek problemlerini. Bir dakika ya. Şimdi Ömer'in bir sorunu var biz bilmiyor muyuz yani? Çocuk gibisiniz ya. Bak ya. Kusura bakmayın hanımefendi. Biz çocukluğumuzu yaşayamadık da. Ben saklamak için elimden geleni yapıyorum ama onlar artık sandığımız kadar çocuk değiller. Ne yapacaksın öğrendikleri zaman? Ya sen ikide bir de bu soruyu bana niye soruyorsun ne yapacaksın ne yapacaksın diye? Bilmiyorum. Ha, çözümün bu mu? Ne yapayım Meryem? Ha? İkisini de karşıma alıp ya durumum budur, budur, budur mu diyeyim yani, ha? Durumundan kurtul. Aldırt o çocuğu. Sen hala orada mısın Meryem ya? Ha? İki lokma yemek yiyeceğim boğazıma dizdiniz arkadaş ya. Konuşup çıkacağım. Çocuklar durun. Kızlar siz kalkın. İlyas'ın gözü sizde kalır. Çağırdın geldim. Ne diyeceksen de. Ben seni çağırmadım. Ama madem gelmişsin, belli ki diyeceğim bir şey var. Diyeceğim şu. Bir daha benim kadınıma selam dahi herhangi bir şey verirsen, abini köçek yaptım, seni dansöz yapar oynatırım. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Sen yapsan yapsan, benden artanı kadın... Hasta mısın lan sen? İndir o demiri koçum. Muhabbetiniz bittiyse
Hadi gidelim İlyas. Bir dahaki sefer cenazene geleceğim. Acele et. Yoksa ben senin düğününe gelirim. Ben söz lazım olursa gelirsin. Merak edecek bir şey yok. Ne demek seni arıyor abi? Arayacak tabii. Ben abisi değil miyim? Seni peşime takıp öyle gitmişim gibi anlaşıldı. Hiçbir zaman yalnız olmadığın ve hep arkanda birinin olduğu anlaşıldı. Yine de benden habersiz gelmen yanlış abi. Bu da benim yanlışım olsun. Peki ya senin yanlışın? Benim yanlışım o kadını seviyor olmak. Senin yanlışın birini sevmek değil. Mahmud'un tuzağına düşmek. Ya ne yapsaydım? Gönderdiği kolyeyi kızın boynuna mı taksaydım? Sen bu kıza inanıyor musun arkadaş? O şerefsizle birlikte olduysa bana niye oldum desin ki inkar edecek tabii. İlyas, seninle sevgi meselesini, ilişki meselesini tartışacak değilim. Anlamam da. Madem duygularınla hareket ediyorsun, bari Esra'ya inan. Yok, mantıklıyorsan bari tuzağa düşme. Sen nereden anlayacaksın ki abi zaten? Hayatında hiçbir kadını sevdin mi? Ya sevmişsen? Ya anlamak istemiyorsan? Of! Ben çok seviyorum be abi. İlyas, madem seviyorsun, kişi sevdiğinin yanında gerek. Hadi kalk gidiyoruz. Abi sen sağ ol, ben giderim. Olmaz öyle şey. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Öldürdün mü Mahmut'u? Sayende öldürmedim. Bana inanırsan bir gün o Mahmut içinde ölür. Çok biliyorsun. Hayır, sen çok biliyorsun. Ben bir tek şey biliyorum. Birini sevdiysen öncesi yoktur. Ötesi yoktur, ilerisi yoktur. Ne güzel dünya be. Dünya size güzel. Bize? Biz kadınlara. Nasıl anlıyorsun abi? Gayet iyi anlıyorum seni. Senin aklında kadınlar var. Annen var masum. Yengen var fedakar. Geriye kalan bütün kadınlar. Dünya onlara güzel olan kadınlar. Yani onun bunun kadınları. Öyle mi? Öyle.
Esra! Eğer o kapıdan çıkarsan... Çıkarsam? Seni öldürürüm. Öldür o zaman. Esra! İşte şimdi sözlendik. Ölmek de yok, kurtulmak da. Sen başımın belasısın, kalbimin de sahibi. Az kalsın bizimkini Tonga'ya düşürüyorum. Bizimki? İlyas mı? İlyas. Arkadaş ben ne yapacağım bu çocukla ya? Ya ben demedim mi bizi tuzağa düşürecekler diye? Mahmut bel altı vuruyor. Dün kızın doğum günüydü. Biliyorum, çiçek gönderdim. Mahmut da hediye kolye yollamış. Bak şerefsize. E şimdi bu durumda ben de olsam ben de Tonga'ya düşerim. Ne diyeyim? Onun için de ben çok fazla üstüne gitmedim. Senin nereden haberin oldu? Esra aradım. Aferin bak. Akıllı kız. Ne yapayım şimdi? Ben bunu çekip konuşmayayım mı? Hiçbir şey deme reis istersen. Ben senin haberin olsun diye söyledim. Arkadaş ya. İlyas burada mı? Yok abi. Kim var? Enişte var. Bir çay verin bana. Atlarla bu kadar ilgileneceğine İlyas'la ilgileneydin ya. Heh, kabahat kardeşimi sana emanet edendi. Ne oldu ki dayı? Ne oldu ki dayı? Dün gidip Mahmut'a bulaşmış. Tabii dünyadan haberin yok. Yok, mümkün değil. Yani Esra'nın doğum günüydü dayı. Bak, bu atlarla bu kadar uğraşıyorsun ya. Unutma, atları da vururlar enişte. Reis, sana bir şey söylendi kabahat. Karın nerede? Sizde. Ne işi var bizde? Hayriye teyzeyi ziyarete gitti. İyi. Haber ver. Sen, ben, Hatice, İlyas bir de Nazlı yemeğe gideceğiz. Ne yemeği? Tanışma yemeği de. Bir gün bana bir şey olursa çocuğa kim bakacak? Hatice. Ya Allah korusun dayı. Sana niye bir şey oluyor şimdi durup durduk yerde? Sen benim dediğimi yap. Söyle. Kimseye haber vermesin. Hele Meryem'e hiçbir şey söylemesin. Bak çıra gibi yanarsınız, söyleyeyim. Ne olursunuz izin verin. Başta Ünal olmak üzere masasında kim oturuyorsa hepsini temizleyelim. Ben buradan çıkmadan hiçbir şey yapmayacaksınız. Elimizde yeteri kadar delil var. Ses kayıtları da mevcut. Ayrıca sadece kaza anı bile bizim için yeterli. Hayır hayır. Kaza yerindeki mobeselerden Hızır Çakır Beyliği'nin görüntüleri varsa silin. Emredersiniz efendim. Kolay gelsin.
aşkım, nereden çıktı şimdi bu doktor? Hayatım, çok övdüler. Bir de buna gösterelim tahlilleri. Kardeşim, bu suit odalar nerede? İkinci katta oluyor. İkinci katta. Hadi gel, yürü, yürü, yürü. Ya yürü Ayşe, yürü ya. Ya çekiştirip durmasana Civciv. Çekiştirmiyorum hayatım, çekiştirmiyorum. Kıtın bizimle ne alakası var? Hay Allah. Herhalde yanlış kata geldik. Ayşen, hadi sen bir sor bakayım yavrum doktorun yerini. Hadi. Sende bir tuhaflık var ama. Hadi bakalım. Ya gözünü seveyim, böyle deme ya. Zaten her seferinde stresleniyorum. Hep stres yüzünden olmuyor zaten. Ham madde dedin, bulduk da. Niye mızmızlanıyorsun Servet? Abi sanki kendim için bir şey istiyorum ha. Ya kendin için, benim için. Neyse ne, derdin ne, derdin. Mal yetişmez. Yetişir. Yetişmez. Niye yetişmez Servet? Abi bu kadar kısa süre içerisinde o kadar çeliği eritip kalıplara dökemeyiz. Peki bu kadar süredir yapıyorduk da şimdi niye yapamıyoruz? Şimdiye kadar Selim'le aranız bozuk değildi çünkü. Ben dışarıdayım reis. Benim Selim'e düşmanlığımla bu işin ne alakası var? Abi, Selim bütün hattaneleri tehdit etmiş. Kimse bizim malımızı alıp eritmiyor. Biz de gider onları tehdit ederiz. Aslında ben bir formül buldum ama... Bir formülün var da sabahtan beri niye söylemiyorsun da beni şişiriyorsun? Ha? Abi, benimle inatlaşmazsan anlatacağım. Anlat. Bak. Ben diyorum ki, hatta neye ortak olayım? Nasıl ortak? Ya bizim Hıdır paraya sıkışmış, hatta neye ortak arıyor. Benim de biraz bir birikmişim var kenarda köşede. Aslında fena fikir değil. Ama riskli. Peki, bu Selim'le olan düşmanlığımdan sana zarar gelmesin? Ya şimdilik adımı koymam. Selim'le aranız düzelirse koyarım adımı, olur biter. Reis. Bak bu hem benim emeklilik sigortam olur. Yani silah işi yarın bir gün biter, siz başka iş yaparsınız ama ben işsiz kalırım. 20 yıldır aynı lafı söylüyorsun Servet. Silah işi bitecek, silah işi bitecek ama silah işi 20 yıldır bitmedi. Senin de bu işten kenara koyduğun para cabası. Neyse, iyi fikir de bak. Mübeccel karşıma dikilip yarın bir gün... Kocamı bu işe sen soktun, paramı batırdı diye vızıklanırsa var ya, seni o hattaneye sokar, çelik diye eritirim, haberin olsun. Abi, zaten mübeccelin fikri. Benim bildiğim mübeccel paraya ateşe atmaz. Beni bilirsin Ahmet kardeş. Ben kimseye kin tutmam. Bir şey yapmışsam da... Nefsim için yapmamışım. Birlik beraberlik için yapmışım. Bunu sonunda hepiniz göreceksiniz. Ben bilirim. Hızır da bilir. Ama ben isterim ki Hızır'la bir araya gelin, bu sorunu aşın. Gelelim kardeş. Ne diyorsun abi sen? Ayağına da gidelim. 40 yıllık ahbabım. Bu demek değil ki onun bana yaptığının bin beterini ben ona yapmayacağım. Neticede şahsi bir şey değil. Bu iş bir tek bizi de ilgilendirmiyor. Hepimizin işi. Ben de senden bu olgunluğu beklerdim kardeşim. Seninle gurur duyuyorum.
Ya burada eksik var Mübeccel. Hepsi orada. Niye ağlıyorsun? Ruhu aynım. Çünkü sen dişimizden tırnağımızdan artırdığımız paraların hepsini götürüp ateşin içine atıyorsun. Ama reis bana dedi ki paranın garantisi benim dedi. Senin dedi büyük bir patron olmanı istiyorum dedi. Tabii tabii. Öyle demiştir. Ekmek Musaf çarpsın. Hatta Mübeccel çarpsın. Hadi. Şu geri kalan 500'ü de ver ne olur. Hepsi o. Paranın hepsi o zaten. Ya ben sana iki katını vereceğim. Bak bütün servetler kurban olsun sana. Hadi ne olur adam bekliyor parayı bekliyor ya. Hakikaten parayı ateşin içine atmışsın be. Sağ ol. Tanıdığın düşmandan korkmayacaksın. Tanımadığın düşmandan korkacaksın. Biz Hızır'ı tanıyoruz. Nasıl depomuza gelmeden ayağımıza geldiyse... Biz de onun ayağına geldik. Tamam ana geleceğim geleceğim. Abi Selim'le Mahmut geldi. Ana kapatıyorum şimdi. Kaç kişiler? İki kişiler. Reis Selim geldi. Gelsin. Mekanımıza gelene saygısızlık etmeyiz. Abim yukarıda. Siz Mahmut'la oturun. Biz baş başa konuşalım. Hoş geldin Selim abi. Hoş bulduk be. İçer misin? Kanını akıtıp içerim ama... yeri zamanı değil. Süt içecek yaşı çoktan geçti. Az büyü Mahmut. Büyü. Bunu nasıl yaptın Hızır? Selim, karşına geçip gözlerinin içine baka baka... bana bu yaptığından emin misin demek istedim. Sen nesin dedim. Çıtın çıkmadı. Karar benim kararım değildi. Halden anlarsın diye umdum. Halden anladım. Emaneti de Ünal'a gönderdim. Bana oyun oynadı diye. O da giyebilirdi. Sana da giydirebilirdi. Ama sen giydin Selim. Öleydin de giymeyeydin. Cenazeni ben kaldıraydım. İntikamını ben alaydım. Giymeyeydin Selim. Sen kardeş dediğine böyle mi yaparsın? Bir dakika dur. Dur orada dur. Nasıl ya? Sen benim arkamdan iş çevireceksin. Silahlarımı çalacaksın. Beni bitirmeye oynayacaksın. Sonra sana racon kesildi diye karşıma geçip... kardeşlikten söz edeceksin. Ha? Ne güzel dünya be. Senin de kardeşin var benimle. İkisi de her gün sayısız hata yapıyor. Ama bize ne düşüyor? Sineye çekmek. Bunu sineye çektim. Bana düşeni yaptım. Bundan sonra kardeş değiliz. Hay hay. Senin için üzgünüm.
elinden geleni ardına koyma. Hayırlı uğurlu olsun. Evrakları hazırlatıyorum Servet. Ha. Kağıt üstünde ortak görünmeyeceğiz belli bir süre. Malum Selim Ağa'yla reisin arası pek iyi değil. Sen şunu imzala. Onların arası düzelsin. Sonra biz resmi olarak ortak görünürüz. Tamam. Hadi. Bir de şunu. Eyvallah. Adam ayağına kadar geldi. Daha ne istiyorsun? Hakaret etmeye geldi. Neye geldi? Yok kardeşlik şöyleymiş, yok kardeşlik böyleymiş. Madem çok kardeşlik biliyordun, kalleşlik etmeyeydin. Onun yerinde sen olsaydın ne yapardın dadaş? Tivi, bak bir gün pantolondan başka bir şey giyeceksem... ...o kefenden başka bir şey olmaz. Yok onu demiyorum. Adam senin silahlarını belli ki talimatla değiştirmiş. Allah Allah. Ya o zaman karşısına dikildiğimde böyleyken böyle diyeydi. Yazır. Yine tuttu Laz damarı. Uzatma mevzuyu. O bana bir şey yapmazsa ben de ona bir şey yapmam. Ama o küçücük aklıyla benden intikam almaya kalkarsa onun aklını alırım da. Şimdi Hızır kardeş bak biz arkadaşız bize uyarmak düşer. Eğer aranızda uzlaşıp anlaşamazsanız o zaman ticaret bozulur, herkes birbirine düşer. Sonra da ben sorumlusu değilim deme. Senin de başın yanar besselam. Aleyküm selam tipi. Yine estin, gürledin, kar oldun, yağdın. Mahmut, Çakırbeylilerle düne kadar kardeştik. Şimdi ne oldu onların mallarını alma diyorsun? Dün öyle, bugün böyle. Ben senin yerinde olsam elimle düşman olmam. Servet ne zamandır benimle ortak olmak istiyor. Ama ben bu ortaklığa iyi bakmıyordum. Ama şimdi durumlar sıkışık. Parayı getirip şimdi verse alırım. Mallarını da hemen eritirim. Ateş yakar be Hıdır emmi. Bunu en iyi sen bilirsin. Hele ki Servet'in parasını haydi haydi yakar. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi sana kalmış. Sonuçta savaş çıkarsa biz yokuz diyorlar. Sanki onlara güvenen vardı da. Öyledir oğlum. İnsanların yarısı sen kaybedince ben demiştim diye yaşar. Yarısı da sen kazanınca ben zaten biliyordum diye yaşar. İlyas. Sizi Nazlı ile tanıştırayım diyorum. Biz derken? Sen, enişte bir de Hatice. Abi bu şimdi nereden çıktı bu işin telaşın ortasında? Oğlum dünyanın bin bir türlü hali var. Sonuçta kız yüklü. Allah korusun. Yengenize de, yeğeninize de sahip çıkarsınız. Yeğen kısmına eyvallah da. Abi benim bir tane yengem var.
Ya İlyas, bir yemeğe geleceksin, ha ha diyeceksin, sonra kalkıp gideceksin de. Abi vallahi ben yengemi karşıma almak istemiyorum. Aklı olan da almasın. Ha, bana akılsız diyorsun yani. Yok estağfurullah, yani haddime değil de. Seninkine cesaret diyelim, eniştelerinkine ahmaklık. Bütün cesurlar ahmak yani. Yerleştir bakalım. Teyze, ben gördüm İlyas'ı. Hiç de bir şey yok. O zaman o abisi niçin dedi ki İlyas sözümü dinlemeyi? Aman ne zaman abisi bir şey demiş de İlyas onun sözünü dinlememiş? Ben de onu diyorum da. Hizir ona ne demiş ki İlyas o dediğini etmemiş? Vallahi bilmiyorum. Senin kocan kavak ağacı mıdır? Uşaklarımın yanında duruyor, hiçbir şeyden haberi olmay. Belki biliyordur da bana söylememiştir. Niçin? Yoksa o da mı bir karıyı dost etmiş? Ay teyze, benim kocam yapabilir mi öyle bir şey? Hakikaten. Enişte kim? Hatice ablayı aldatmak için. Bak Hatice ablaya, Hürremci bir kare. Tüm maşallah. Kim o? Kocam. Sor bakayım. İlyas ne etmiş? Efendim? Alo, Hatice. Arkadayım, az çalışıyorum. Ben evde değilim. Ya nerede olduğunu biliyorum. Arka bahçedeyim, arkaya gel. Sen niye arka bahçedesin? Sen içeri gir, ben niye çıkıyorum? Ya Hatice, adamı deli etme, ne diyorsam onu yap. Kimseye de bir şey söylemem. Ay tamam, geliyorum. Ne diyor? Arka bahçedeyim, gel diyor, anlamadım. Bir bakayım. Sen ne duruyorsun? Git dinle bakayım, bir şey mi olmuş? Git, git, git. Başımızda büyük bir felaket var. Ne oldu? Ya yarın akşam Nazlı ile yemekte tanışacakmışız. Şey, bu metresimiz Nazlı ile mi? Sus kız, şimdi dünyan olacak. Kim olacakmışız? İşte dördümüz, bir de İlyas. Ay ne giysem acaba? Sen ciddi misin? Sahi bu İlyas'a ne oldu? Sen nereden duydun? De bakayım ne oldu? İşte dün akşam Esra ile bir... Lütfiye! Abla, teyzen İlyas abinin mevzusunu sorayım, ben ne edeyim? İnanma Ayrımsa Lütfiye. Anne, ne oluyor? Ne oldu? Hatice ile enişte niye bahçede? Bilmiyorum. Ben de Lütfiye'yi yolladım, öğrensin. Ne oluyor? İlyas abim o kızla barışmış. Dema. Dedum bile. Hem de o kızın yüzünden mekanlar basmış. Az kalsın öldüreceklermiş İlyas abimi. Ah İlyas, İlyas, ben sana ne diyeyim? Müdür bey, bir söyler misiniz ne olduğunu? Tamam, söyleyemiyorsunuz da bir Ömer'i verin, duyayım bir iyi mi kötü mü? Tamam. Tamam, geliyorum ben. Çıkıyorum şimdi. Ya Ömer'e bir şey olmuş okulda, ben oraya gidiyorum. Annem bir Hızır'a bir şey deme, olur mu? Geleyim mi seninle? Yok yok. Çocuk iyi miymiş? Bilmiyorum ki, iyidir inşallah.
Hayır baba, illa kötü bir şey mi olması gerekiyor İstanbul'a gelmem için? Normal şartlarda geldiğini hiç hatırlamıyorum. Belki de bunadın baba. Terbiyesizlik etme. Kaçta aldırayım seni? Aa, hayır, ben taksiyle gelirim. Saati söyle. Bilmiyorum baba, arkadaşla geleceğim zaten. O bırakır beni. Malum arkadaş mı? Evet, malum arkadaş. İsmi yok mu onun? İsmini biliyorsun baba. Hadi kapatıyorum, öpüyorum seni. Hadi, öpüyorum. Kızı havaalanı çıkışı biz karşılayalım. Bakalım Ünal Bey'in kızına karşı muhabbeti ne kadarmış. Ben de mi geliyormuşum? Evet, sen de geliyorsun. Benim sınava çalışmam lazım. Amcanlarla konuşmamak için gelmiyorsun, biliyorum. Ama kaçamazsın. Yani en kötü ne olur? Babam amcanı arar, düğüne davet eder. Özlem, yapma Allah aşkına. Üstümü başımı yırtıp parçalayacağım, darlatma beni. Şunlardan bir seç. Ben bavulunu hazırlıyorum. Ne oldu müdür bey? Dilerseniz Ömer kendisi anlatsın. O etek ne oğlum? Ablamın eteği. Ne işi var ablanın eteğinin sende? Bir tane lavuk erkek kıyafetiyle geziyordum. Ama etek giymesi lazımdı. Eğer bir daha benimle böyle... Meryem Hanım, lütfen sakin ol. Lütfen, buyurun oturun. Biraz sakin olun. Teşekkür ederim. Çay, kahve bir şey alır mısınız? Sağ olun. Ömer, benimle bir daha bu şekilde konuşursan seni affetmem. Şimdi insan gibi, normal insan gibi ne olduğunu anlat. Ozan diye biri. Dün kavga ettik. Durmadan babamı küfür ediyor. Baktım susacağı yok. Ben de ablamın eteğini aldım. Giydirip fotoğrafını çekecektim. Kim uyduruyor bu lafları anlamıyorum ki. Kaç? 16'ya 10. Sen istiyorsun ki ben yataklara düşeyim. Ana. Tuzlu yeme. De ona. Abi vallahi periz yapıyor bir yerde. Sen sus. Sen mi uyduruyorsun bunları? Hep benim cunağımı alın. Sana bir soru sordum. O kahpeyi görüyor musun, görmeyi misin? Ana benim kimseyle görüştüğüm yok. Yemin et. Yemin et dedim. Kapatacak mısın konuyu? Sen kapatacaksın konuyu. Yemin ederim yalan. O kızı gördüğüm mördüğüm yok. Rahatladın mı? Gel. 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 Zaten hiç inanmamıştım. Böyle iğrenç bir şey yapmayı kimden öğrendin? Bir şey sordum Ömer. Babamdan. Anlamadım. Babam kendisine ihanet eden birine etek giydirmiş ya. Ne diyorsun sen oğlum? Oho, senin de dünyada haberin yok anne. Ya anne ne yapıyorsun ya? Asıl senin dünyada haberin yok. Ne olacak? Hoş geldin yengecim. Abin içeride mi? İçeride yengecim, buyurun. Geç. Hı.
Hayırdır? Gelsinler, gelsinler. Nevzat Bey fena yırtmış abi. Ölür diyorlardı ama komadan çıkmış. Hayırdır? Sizin ne işiniz var bu saatte? Oğlum okuldan uzaklaştırma aldı. Ne? Abi bana müsaade. Hem de ne yaptığı için biliyor musun? Seni taklit ettiği için. Arkadaşına etek giydirdiği için. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Nazlı Hanım müsait olunca ofise gelebilir misiniz? Gelirim tabii de ziyaret etmemi istemenizin sebebini öğrenebilir miyim? Ben çok büyük bir hata yaptım. Tekrar işe başlamanızı rica ediyorum. Ben şaşırdım şu an. Ne olursunuz kırmayın beni. Peki peki tamam. Gelince konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bekliyorum. Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptın oğlum da? Erkek adama niye diye sorulmaz. Erkek adama niye diye sorulmaz. Öyle mi? Öyle. Şimdi ben kalkıp senin kafanı gözünü kırsam... baba sen benim kafamı gözümü niye kırdın diye sormayacaksın yani. Öyle mi erkek adam? Sormayacağım. Kızır otur. Madem burada bir tane erkek var, o zaman ben sorayım. Ben niye oturuyorum? Niye bunun kafasını gözünü kırmıyorum ben şimdi? Ha? Çünkü bu çözüm değil. Neymiş çözüm? Oturalım, sakin sakin konuşalım. Biz bir aileyiz. Değil mi? Sıkıntılar, sorunlar olabilir. Ömer de bir yanlış yapmış olabilir. Ama bir çözümünü bulacağız, değil mi oğlum? Ben yanlış falan yapmadım anne ya. Ne yaptın ya? Gereği neyse onu yaptım. Neyin gereğini yapmışsın? Racon. Bak ya racon macon diyor. Ben şimdi bunun kafasını gözünü kıracağım. Hızır ne olur. Niye tutuyorsun kendine ya? Dayak yemen için getirmedin mi zaten? Senin dayak yemeni istesen babana getirmem. Ben de dayak atabilirim sana. Belki de beni bu kadar utandırdığın bir anı unutmaman için böyle yapmam gerekirdi. Ama ben istedim ki yaptığın hatayı anla. Bir daha da tekrar etme. Baban da yaptığı hatayı anlasın. O da bir daha tekrar etmesin. Doğru diyor. Ne? İşin her ne olursa olsun. Bunu anlamayacak yaşta bir çocuğa örnek teşkil edecek bir davranış doğuruyorsan al sonucu bu. Meryem şimdi sen bana niye sıçrıyorsun da? Ha? Ben diyorum ki Çakır, kasap oğlunun eline bıçak vermemeli. Daha büyümeden, yetişmeden. Ya kendini yaralar ya başkasını. Sen düşmanına etek giydirirsen senin oğlun da okul arkadaşına giydirir. Bir, ben kimseye etek giydirmedim. O köçek kıyafetiydi. Erkekler giyer onu. İki, ben giydirmedim. Üç, ya benim işimde olan şeyler evde niye konuşuluyor arkadaş? Bunları baba oğul aranızda konuşun işte. Nereye gidiyorsun sen? Evime. Hayır efendim, kimse bir yere gitmiyor. Şimdi buradan çıkıp hep beraber o etek giydirdiğin oğlanın evine gidiyoruz. Sen o oğlandan özür dileyeceksin. Biz de anasından babasından. Siz kimden özür dilerseniz dileyin. Ben kimseden özür falan dilemem. Eğer şimdi sen bizimle gelme. Bak ben sana her gün etek giydirip seni okula götürmüyor muyum? Eyvahlar olsun.
Açma, sakın açma. Polis arıyor. Bırak, bırak telefonu. Beni mi öldüreceksin? Beyefendi, eğer gitmezseniz polisi çağıracağız. Hanımefendi, hanım ol, efendi ol. Biz ya, bir şey söylemeye geldik de. Sema Hanım, biz ailece özür dilemeye geldik. Lütfen kapıyı açar mısınız? Keşke böyle tanışmasaydık. İnanın ben de eşim de olanlara çok üzüldük. Biz Ömer'in anne ve babası olarak sizden özür dileriz. Kusurumuza bakmayın. Bizim Hayat'a özür dilesin, bitsin şu iş. Yaptıklarım için kusura bakma. Başka? Yaptığım hareketler bana yakışmadı. Başka? Dilersen bir ömür boyu arkadaş olalım. Ne dersin? Bir şey diyor musun koçum? Olur. Tekrar kusurumuza bakmayın. Bakın, bu benim kartım. Ne zaman, hangi konuda isterseniz arayabilirsiniz. Teşekkürler. Buyurun, bu da benim kartım. Bir şeyler ikram edelim. Buyurun, böyle ayakta kaldınız. Başka zaman haberli gelelim. Ne kadar çocuk yaparsan o kadar özür dilersin. Bak senden özür dileyeceğime İstanbul'da 1 milyon kişinin kapısını tek tek çalar özür dilerim daha iyi. 1 milyon çocuk o zaman. Yürü oğlum. Yürü. Her şeyini özlemişim İstanbul'u. Hanımefendi, iyi günler. Asayiş kontrolü. Lütfen kimliklerinizi çıkartıp araştırır mısınız? Vallahi ben her şeyini özlememişim İstanbul'u. Sanki Londra'da yok. Allah Allah. Lütfen bekleyin. Hanımefendi, bizimle geliyorsunuz. Nereye geliyorum? İfadenize başvuracağız. Ne soracaksanız burada sorun. Beyefendi, siz arabanıza binin. Ne demek arabanıza binin? Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçiyor gibi mi görünüyorum? Bir dakika. Alparslan, ben babamı arıyorum. Birazdan arayacaksınız babanızı, buyurun. Ama... Dur. Ben de geliyorum. Beyefendi, zorluk çıkarmayın. Taksinize binin, gidin. Yanımdaki kadını başkasının koluna bırakıp gidecek kadar... şerefsiz mi duruyorum? Çekerini bırak. Bir dakika, ne? Bırak. Bırak. Bugün eski iş yerimden çağırdılar. Öyle mi? Evet.
İşe dönmemi istedi patron. Ben öyle patronun. Ne dedin? İyi dedim. Yani memnundun sen o iş yerinden ya. Ya bana kalsa çalışmayacaksın da. Patron kaza geçirmiş. Aa, duydum duydum. Nereden duydun? Geçmiş olsuna çağırdım. Patronu geçmiş olsun mu çağırdın? Nazlı, bu adam seni işten kovmadı mı ya? Ayağına mı gideydin? Yani senin patronun kazasıyla hiç alakan yok mu? Ya bak, elimi sürdüysem şu hazırladığın nimeti yemek nasip olmasın. Civcivi anlatmış. Ofisten çıkarken bismillah ayağa sen bunun bir takıl. Ta baştan sona kadar kafa üstü git adam. Merdivenden aşağı. Peki ofisin çıkışında öyle bismillah tepe taklak aşağı düşecek merdiven yok. Yok mu? Bilmiyorum ya. Sonra da anlattığına göre karşıdan karşıya geçerken araba sen buna bir çarp, şanssız adam kardeşim. Peki karşıdan karşıya niye geçiyor? Arabası garajda, garaj ofisin arkasında filan. Allah Allah, ahiret sualleri sorup durma, ben ne bileyim. Hem sonra bu adam seyretmemiş mi Bay Yanlış'la Doğru Ahmet'i hiç? Biz oradan öğrendik. Yani önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmayı. Rahmetli Erol Günaydın öyle güzel anlatmıştı ki hepimiz sular seller ezbere biliyoruz artık. Ben çok severim onu, biliyor musun? Mesela ben her şeyini seyretmişimdir onu. Dolmalara bak. Sen mi yaptın bunu? Neyse. Oraya dönmeyeceğim zaten. Ayrıca karınla da konuyu uzatmanın alemi yok. Bak, bu doğru işte. Yani bir süre çalışmama. Öyle ya. Yani oğlan bir doğsun, ele gelsin, değil mi? Sonrasına bakarız. Yo, ben çalışacağım. Bir süreye de başvuru yaptım. Nazlı, Allah aşkına benim canımı sıkacak bir yere başlama da sonra benim elimden bir kaza maza çıkmasın. Ya canın sıkılınca da o kadar tatlı oluyorsun ki. Bak mesela şu an. Böyle bir şey anlatmak istiyorsun, anlatamıyorsun da. Böyle o zaman iyice bu yanakların böyle şişiyor. Tombik bir şey oluyorsun. Ben de seni o zaman daha çok seviyorum. Oh. Nazlı, bir şey soracağım. Hı. Allah aşkına doğru cevap ver. Ben şişko muyum? Sen şişko değilsin, çok tatlısın. Sensin tatlı. Şöbiyet soyu. Her şey çok güzel olacak. Vallahi de çok güzel olacak. Billahi de çok güzel olacak. Ay inşallah. Ne oldu sultanım, niye ofluyorsun ya? Bu sultanlık senle bana kalmaz Servet. Ya Mübeccet, sen de hep bardağın boş tarafına bakıyorsun ha. Dolu tarafı görünmüyor ki. Gül sen gül. Yarın Hatice Nazlı ile tanışacakmış. Nazlı kim? Metresimiz. Allah Allah. Bir metresimiz var da benim mi haberim yok? Hızır abininkini diyorum. Yarın Hatice'leri tanıştıracakmış. Meryem ne diyecekmiş bu işe? Ha, ben de deminden beri onu düşünüyorum. Acaba ben bunu Meryem'e söyleyecek miyim, söylemeyeceğim? Hop hop, Mübeccel. Fabrikatör olduğumuz şu günlerde katiyetle olumsuz bir imaj yaratmamamız gerekiyor. Ne fabrikası Servet ya? Ben diyorum yangın var, sen diyorsun fabrikam var. Benden hala itfaiyeci mi olur sultanım? Ben söndürürüm o yangını. Tulumbacı Servet. İçeride kimse var mı? Abi üç vardiya çalışıyorlar. İçeride 9 kişi var. 9 kişiden bir şey olmaz. Yakın. Tamam abi. Arayan istihbaratçı sen misin? Evet. Nevzat Bey'in yardım isteyeyim. Kızım nerede? Birazdan sizinle olacak. De ne diyeceksin? Sizi buraya niye çağırdım biliyor musunuz? Niye? Burası Nevzat Bey'in sizin tarafınızdan öldürülmeye çalışıldığı yer. Nevzat Bey size selamlarını yolladı. İnsanları öldürürsünüz.
ama devleti öldüremezsiniz. Kızım nerede? Nevzat Bey çarpan arabanın içinde. Kızım, iyi misin? Tamam, çıkabilirsin. Özlem nerede? Eğer Özlem babasının yanındaysa hiç rahatsız etmeyelim. Ünal Bey seni de görmek istedi. Peki o zaman. Amcanların haberi var mı İstanbul'a geldiğinden? Hayır. İyi ki olmamış. Merak ederlerdi çok. İyi misin? Hiç iyi değilim. Ne yaptılar? Bak. Tamam kızım, tamam yeter. Çocuk bir nefes alsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. İtiş kakış olmuş. Bir sıkıntın var? Yok, sağ olun. Doktor çağıralım mı? Yok yok, doktor gerektirecek bir durum yok. Çocuklar yoruldunuz. Geçin biraz oturun. Efendim, ben müsaadenizi isteyeyim. Alparslan, evladım. Bu gece burada kalsan. Yanında misafirhanede kalırsın. Şu olayın sıcaklığı bir geçsin. Hem evdekiler de tedirgin olmasın. Hı? Hadi. Kal lütfen. Peki efendim, nasıl isterseniz. Gel. Abla, bir şey anlatmak istemiyorum. Ömer, ya sen böyle biri değilsin. Ben buna inanmıyorum. Ya yaptığına göre bir sebebi olmalı. Ya abla, dediğim gibi babama laf söyledi. Ablacığım, sebebi bu değil, biliyorum. Neyi biliyorsun abla ya? Ablacığım, lütfen anlatır mısın? Anneme laf söyledi. Ne dedi? Erkek mevzusu. Ya ben halledemedim deyip babama mı gitseydim? İnsanlar bana da anneme de bir şeyler diyebilirler. Bu onların terbiyesine kalmış. Ama terbiyesize terbiye öğretmek terbiyesizlikle olmaz. Bak, sen bu çocuğu aşağılayayım derken beni, ailenin sana verdiği eğitimi aşağılıyorsun. Ya ne yapsaydım abla? Bunu susturmasam yarın herkes konuşacaktı. Gelip benimle konuşabilirdin. Annemle de. Biz de bunu onun ailesine iletirdik. Gereğini yaparlardı. Bak şimdi herkes senin zayıf tarafını gördü. Her seni kızdırmak isteyen aynı şeyi yapacak. Görürüz. Beni hafife alma abla. Ablacığım, ben seni hafife almıyorum. Bana bak. Bir daha gardırobumun kapağını açarsan seni parçalarım. Sen de beni hafife alma. Tamam ya.
Müdürle konuştum. Aile şikayetimi yere almış. Teşekkür ederim. Bana bugün yaptırdıkların için. Ne demek istiyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya dalga geçmiyorum da. Doğru diyorum. Sen olmasaydın bugün neredeyse oğlanı dövecektim. Ve doğru şeyler söyledin. Ben de doğru şeyler yaptım. Sen beni dinlesen, ben sana hep doğruyu söylüyorum ama. Ne yapıyorsun? Çocuklar. E çocuklar da böyle oldu da. Hı? Bana bir söz ver. Tamam. Ne istiyorsan söz. O çocuğu aldırtacaksın. Söz ver. Tamam, söz. Servet, kalk, telefonu çalıyor. Servet, kalkar mısın? Telefonu çalıyor diyorum. Alo. Of, Servet. Alo, kimsiniz? Alo. Alo. Alo, kimsiniz? İyi, sen nasılsın? Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Ne yangını? Becer! Yandık. Çakır, bana bak, yemin ederim kız elimde kalacak. Yakışmıyor sana. Evet, sana çok yakışıyor. Allah için bana çok yakışıyor. Servet, delirdin mi bu saatte? Ocağım söndü. Hattaneyi yaktılar. Hangisi oğlum? Hattane mi, ocağın mı yanıyor? Hangisi? İkisi de oldu abi. Selimler hattaneyi yaktı. Ulan ben sana o işe girme demedim mi? Sen gir dedin ya abi. Servet, Allah belanı versin Servet. Biz şimdi o çeliği nasıl eriteceğiz Servet? Senin... Abi! Şarjım bitti. Mübeşen! Servet! 2 milyon dolar gitmiş. Senin şarjını mı düşünüyorum acaba burada Servet? Ya paralar bir yere gitmedi. Paralar Hızır Bank'ta. Servet, 8 saat oldu Servet. Zehirlenseydin, ki nerede bizde o şans, çoktan ölürdün Servet. Bırak artık o süt elinden. Sinirlerime de iyi geliyor. Ama benim sinirlerimi bozuyor. Ya Vehbi şahit. Vallahi de billahi de al o fabrikayı dedim. Ben şahit mahit değilim. İyi fikir ama riskli dedim. E iyi fikir demek, al demek. Allah'ım delireceğim. Ulan ben sana mezara girmek iyi fikir desem, mezara gireceksin mi? Ya nasıl olsa alacaksın sigortadan paranı.
kısa devre yapıp çıkarmış yangını Mahmutlar. İyi, artık sigorta şirketi üretir silahları. Ya bir sürü silah kalıbı vardı orada be. Niye bizim kalıplarımızı oraya götürüyorsun? E, fabrikayı aldık ya. Lan fabrikayı biz almadık, sen aldın. Abi nasıl yapıyoruz? Önce bir hattane bulun. Kalıplar için tipiden yardım isteyeceğiz. Buradaki kalıplarla da üretime devam edeceğiz. Tamam reis. Ya aksilik çıkarsa? Çıkmayacak İlyas. Bir aksilik çıkmayacak, anladın mı? Bir aksilik çıkmayacak. Yürü enişte, yürü. Abi nereye? Senin bilmemen gereken bir yere Civciv. Ha. Tanışma yemeğine gidiyorsunuz. Ayşen biliyor mu lan bu yemeği? Yo. Sana kim söyledi? Enişte söyledi. Sen niye söylüyorsun bu fikir size? Ya dayı, hayatımda ilk defa seninle yemeğe gideceğim. Bunu niye gizleyeyim ki? Allah'ım. Sen bunları bir kere, ama bir kere bile polis sorgusunda düşürme kurban oldu. O kadar da değil reis. Yok yok Vehbi. Ben hapise düşmekten falan korkmuyorum. Magazine düşmekten korkuyorum. Ulan ikinizin kafasını böyle birbirine vurasım var ama hanginiz önce kırılır acaba? Afiyet olsun abi. Maalesef abimiz şimdilik sözünden döndü. Tamam Servet. Ya bak. Tamam diyorum, anladım. Kapat artık. Tamam, müsait değilim, işim var. Hadi. Ne oldu Mübece? Hızır abi sözünden dönmüş. Hangi sözünden dönmüş? Halbuki ben ona ne sözler verdim de. Sana rağmen bir tekini bile çiğnemedim. Hangi sözler? Yok vallahi söyleyemem abla. Sonra duyar filan, fabrikaya kızdı söyledi olur. Mübece. Bak. Benden duymuş olma ama. Bütün bunlar hep o kadın yüzünden başımıza geliyor. Dün Hatice geldi. Böyle telaşlı telaşlı, elbiseleri daraltılacakmış. Hayırdır dedim. Teyzemin oğlu bizi o kadınla tanıştıracak demez mi? Nerede deyince de hep birlikte yemeğe gideceklermiş. Enişte falan beraber. Ya bu kadar işin arasında, bu kadar sıkıntının içinde şimdi sırası mı dedim. Yok, beni hiç dinleyen yok. Umurumda bile değil. Nasıl olmuş? Ay. Abartısız, sade ve şık. İyi. Öyle olsun istedim zaten. Aa. Acaba Hızır abinin aldığı kolyelerden birini mi taksan? Yok. Onlar sadece Hızır abin için. Ailesi için değil. Geldi. Tamam, sen sakın bir yere gitme. Dönünce konuşacağız, tamam mı? Ben bekliyorum. Ben çıkıyorum. Hadi bay bay. Hatice, inşallah kimseye söylemedin. Ay yok canım, söyler miyim kimseye? Ne bileyim, sonra benden biliyorlar da böyle tembihliyim dedim. Ay yok yok, sen benim hiç böyle kıyafetime falan bir şey söylemedin. Ya kızım, anlamam ben öyle şeylerden. Ama her zaman söylerim, siyah sana yakışıyor. Lacivert bu. Yapma ya. He. Ya benim gözlerimde mi bir şey var? Geçen gün trafik ışıklarında da yeşille sarıyı karıştırdım.
E ne yaptın sonra, durdun mu? Ya kızım, kırmızıda durulur, kırmızıda. Ne? Yok bir şey. Bazen diyorum ki... bu adam beni çok seviyor. Sonra bir şey duyuyorum, görüyorum, öğreniyorum. O zaman da diyorum ki... bu adam beni öldürmeye çalışıyor. Olur mu öyle şey abla? Seviyor, çok seviyor tabii ki. İşte. Hadi. Kalk gidiyoruz. Nereye? İlyas da girecekti de. Ama saçma sapan bir şey oldu. Bizim Servet'in hattanesi yandı. Onunla koşturup duruyor. Geçmiş olsun, ne oldu? Elektrik panosu mu, sigorta kutusu mu ne, oradan çıkmış işte. Eski bina. 50 kere almayın dedim. Dinleyen kim? Seni. Dinleseler bak, benden sonra gelmezlerdi. Çakır, ne olur bir şey söyleme Allah aşkına. Söyleyeceğim ya. Merhaba. Nazlı. Oğlum. Nazlı, merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Öp öp. Çıkışta öpeceğim ben seni. Ben biraz heyecanlıyım da dayı. Siz bir şey söylemediniz mi? Bizi mi beklediniz? Vallahi Nazlı bekleyelim dedi. Çocuklar. Ortaya bir şeyler yapın çocuklar. Yani. Çok söylemeseydin ziyan oluyor sonra. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Enişte yer. Sen onun böyle kemik torbası gibi durduğuna bakma. O her şeyi yer. Ya ben streslenince biraz fazla yiyorum. Ama kilo yapmıyor. Öyle değil mi Atça? Ya ben de ne yesem yarıyor. Aa, ama çok iyisiniz siz. Sağ ol. Ama asıl sen kendine bak. Teyzemin oğlu mimar olduğunu söylemese manken zannederdim. Şımart sen, şımart da binsin tepeme. Vallahi ne kadar binerse yeridir. Yengemiz. Arkadaş böyle inme binme laflarını duyunca dayanamaz, atlar. Atçıdır da. İsminiz ne bu arada? Siz enişte deyin. Ben enişte derim, problem yok ama Hatice Hanım size ne diye hitap ediyor? Kocam diyor. Temel, Temel. Adı Temel. Ama vallahi ben bile karıştırıyorum arada. Biz de unuttuk adını. Ya zamanında dayıyı Temel isminde biri dolandırmış da. O gün bugün benim isim yasak. Dolandırdı derken? Ya, yok yok. Adam parayı almıştı. Ertesi gün parayı getirecekken öldü. O açıdan yani. Kadınla yemek yemesinde değilim. Zıkkımın kökünü yesinler. Ama ailemden birine bunu ortak etmesine aklım almıyor. Nasıl yapar Ayşen? Nasıl yapar ya? Hayır, bunu yapmanın ne demek olduğunu anlayamayacak kadar çıldırdı mı bu adam? Abla. Abla dur, dur. Abla lütfen dur. Ne olursun. Hadi abla, Allah aşkına ne olur gidelim. Bırak Allah aşkına, inme şunların seviyesine. Ne seviyesi ya? Seviye mi kaldı? Kalmalı ama. Abla sen bu ailenin direğisin. Sen yıkılırsan hepimiz yıkılırız. Umurumda değil. Direği yıkan düşünsün. Ya o düşünmüyor, bari sen düşün çocuklarını. Hadi abla ne olursun lütfen. Hadi gidelim lütfen. Gitmeyeceğim. Benimle paylaşamadığı neyi paylaşıyorlar görmek istiyorum. Thank you.
Görüşürüz. Ayağın seni bıraksın. Benim bir işim çıktı. Çağırdın herkes toplantıya. Evet. Ne ceza vereceksin Hızır'a? Ona ölümlerden ölüm beğen diyeceğim. Bir içki al kendine. Yok, iyiyim böyle. Teşekkür ederim. Hızır, Selim'i dinledin. Ne diyorsun? Ne diyeyim? Selim eline iki tane fotoğraf almış, paparazzilik yapıyor. Neymiş? İstihbaratçı Nevzat'la görüşmüşüm. Evet, görüştüm. Bunu geçen toplantıda da söyledim. Hatta toplantıdan sonra Selim tipi Ahmet'le buluştuğumuzda da söyledim. Şimdi... Mevzu ne? Anlamadım. Adamlarından biri hastanede Nevzat'ı ziyaret etmiş. Geçmiş olsuna gitti herhalde. Hayır. Geçmiş mi, geçmemiş mi diye bakmaya gitti. Ölmüş mü, kalmış mı diye öğrenmeye gitti. Öldüyse sana ne, kaldıysa sana ne? Baskın yapılıyor. Sonra Nevzat diye bir adam ortaya çıkıyor. Benim devlete çalışmamı istiyor. Ben hayır diyorum. Sonra bu adam kaza geçiriyor. Bunların hiçbiri dikkat çekmiyor. Benim bu durumla ilgilenmem dikkat çekiyor, öyle mi? Yani Nevzat'ın düşmanımız olduğunu kabul ediyorsun. Nevzat'ın değil de... Bu masada bazılarının düşmanım olduğunu düşünmeye başladım.
Yok, Hızır kardeş. Bu masada kimsenin kimseye düşmanlık ettiği falan yok. Merak edilen senin devletle çalışıp çalışmadığın. Bu masadan devlete bilgi sızıp sızmadığı. Şimdi sen bana muhbir mi demek istiyorsun tipi? Ben bir şey demiyorum dadaş. Ben bir soru soruyorum. Sorunun cevabını verirsin, merakı olanın merakı gider. Tipi demiyorum. Ben diyorum. Alenen devlet ajanısın. İyi. O zaman dur sana kimliğimi göstereyim. Beyler! Refik kardeşim hayret içinde bakıyor. Onun abisi senden daha günahsızdı. Öyle değil mi Refik? Bana söylediğiniz abimin sevkiyatlarla ilgili konuştuğuydu. Şimdi ben nereden bileyim ki? Hızır Bey bu istihbaratçı Nevzat'a bunu söyleyip söylememiş. İyi. Ne güzel işte Refik. Demek ki benim sayemde orada oturuyorsun. Hızır, niye yangına körükle gidiyorsun? Bak güzel kardeşim. Bu arkadaş bir yangın çıkardı. Bu masanın etrafındakiler de beni o yangının ortasına atmak istiyorlar. Daha önce de başımıza böyle olaylar gelmişti. Arkadaşlar gereğini yaptılar. Şimdi Hızır'a düşen de aynını yapmak. Ortaya biri bir laf atacak. Ben de bunun aksini ispat etmek zorunda kalacağım. Neden? O zaman? Müsaade edin. Ben de bu masa etrafındaki herkes için bir araştırma yapayım. Ha? Hepsinin tek tek fotoğraflarını sereyim masaya. Mesela siz Ünal Bey. Nevzat'la görüşmediniz mi? Evet. Görüştüm. Mekanıma geldi. Gereğini yaptı. Ama ne ben ne adamlarım yanına gitmedi. Bu şahsi bir husumet değil. Bu masada oturan herkes seni sever ve seninle iş yapmaktan mutlu olur. Allah razı olsun. Özer, Nevzat'ı öldür, konu kapansın. Nasıl yani? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Madem devletin adamı değilsin, gereğini yaparsın, olur biter. Üst düzey bir istihbarat görevlisini öldürmekten söz ediyoruz. Devlet, bu masada oturan hiç kimsenin sülalesini bile bırakmaz. Sen adamı öldür de sülalemi bana bırak. Bakın beyler, biz iş adamıyız. Örgüt değiliz. Niye bir devlet görevlisini öldürüyoruz? Hızır Çakırbeyli. Ya bu masanın dediğini yaparsın, ya bu masadan kalkarsın. Şimdi gereği için evet diyenler el kaldırsın.
benim gibi bir adamın her şeyi yapabileceğini. Ama ihanet etmeyeceğini bile bile benden bunu istediniz. Peki, dediğinizi yapacağım. Nevzat'ı öldüreceğim. Ama o saatten sonra. Olur ha. Cezaevine girerim. Mallarımdan herhangi birine baskın olursa, fabrikalarımdan birinde yangın çıkarsa, ailemden birine en ufacık bir şey olursa, adamlarıma ve bütün yakınlarıma söyleyeceğim tek şey şu olacaktır. Ölüm gelip sizi bulana kadar bulduğunuz herkesi öldürün. Acil Nevzat Bey'le görüşmem lazım. Müsaade edin, işlerini bitirelim artık. Eğer Hızır gelip beni öldürecekse, buyursun gelsin, öldürsün. Niye gelmesini bekleyelim ki efendim? Çünkü o bu işi yapmak için geldiğinde onu gözlerimin önünde yok etmenizi istiyorum. Ya Nevzat'ı öldürürsün ya da hain olarak öldürülürsün dediler. Son söz bu. Peki sen ne dedin abi? Tamam dedim. Ne diyeceğim, ihale bize kaldı. Seni yurt dışına yollayalım. Biz de bir hal çaresine bakarız. Kaçmak yok Vehbi, kaçmak yok. Öldürecek miyiz istihbaratçıyı? Varsa başka fikrini söyle. E gidip konuşalım adamla. Herhalde bize de bir güvence sağlarlar. Koca devlet bu. Masayı satalım diyorsun yani. Satmazsak nasıl yapacağız ayı? Ömür boyu içerideyiz demek. Abi ben yine başa döneceğim ama bize bunu yapanlar belli. Devletin üst düzey görevlilerinden birini öldürmektense onları öldürelim. O zaman belki bir şansımız olur. Bu da bir fikir. Masada herkes aynı mı düşünüyordu? Herkesle savaşamayız. Sen hastaneye gittin, biliyorsun. Ne diyorsun? Vallahi abi şimdi adamı öldürmek için doktor almak lazım. Adamın da ameliyatta olması lazım. O zaman o adam ameliyata girecek. Biz de doktor olacağız. O adam o hastaneden sağ salim çıkmayacak. Karısı nereden duymuş da gelmiş otoparka? Bilmiyorum ki vallahi. Yani Nazlı, bu kadın iyice tehlikeli olmaya başlıyor ya. Yani Hızır abiyi de takip ediyorsa, neticede adamı devlet takip edemiyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi?
İçeri girseydi korkudan ölürdüm herhalde. Ben de onu anlamadım. Ya niye, nasıl girmedi? Ben de anlamadım. Sence mesajı almış mıdır? Sen benim evime geldin. Beni işimden ettin. Ben de senin ailene girerim yani. Bence çok net anladı. Çünkü büyük ihtimalle Hatice ile aralarında bir sıkıntı var. Hatice şölen haline getirdi Emi'yi. Ne yapacaktım? Gelmiyorum mu diyecektim. Meryem bir şey söylesene. Konuşmuyor mu senden? Ben biliyordum zaten konuşmayacağını. Hıdır da sen de. İstiyorsunuz ki gelinim o karıyı öldürsün, hapse girsin, ikiniz de kurtulun. Ya teyze biliyorsun ben Meryem'i severim. Ama Hızır abimi hepsinden çok severim. Hızır sevmene bir şey demiyorum. Tabii ki seveceksin. Ama o karıyla tanışmak ne demek? Doğruyorsa doğursun uşağını. Ondan sonra cehennem olsun gitsin. Biz uşağı büyütürüz. Ana, böyle mi diyeceydi Hızır abime? Diyeceydi tabii. Hatice benim yeğenimdir. Herkese her şey diyebilir. Kızcüze miydi Hatice abla? Hızır abim Kevin Costner da. Doğacak uşağı da Kevin Costner Jr. olacak. Dar gün karısı değil. Ama uşak artist olur. Tövbe tövbe. Şu gurbet ellerinde zaman geçer mi acap? Bizi perişan etti kaybana kalasıca. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Söyle İlyas. Abi müsaade edersen bu işi ben halledeyim. Niye? Sen bizim başımızsın. Baş kopar gövde dağılır. Sen içeri girersen bu çakallar bizi çiğ çiğ yer. Hani bir şey olursa sen varsın da İlyas. Tamam işte abi onu diyorum. Müsaade edersen ben halledeyim. İlyas'ım. Oğlum bana bir şey olursa sen varsın dedim. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur. Sen misin Dursun? Benim abla. Beni emret misiniz? Geç otur. Ailen nasıl? Çocuklar iyi mi? İyiler sayenizde. Zarf senin.
Bu kız mı? Evet. Adres içinde. Hırsız gibi gireceksin eve. Emredersiniz abla. Çakır Bey'li adamlarıyla geldi efendim. Buraya kadar hiçbir zorlukla karşılaşmasınlar. Ortalıktan çekilin. Peki efendim. Yan taraftayız. Nöbetçiler değişiyor. 5 dakikamız var. Tamam. Ben de Hızır Reis beni ziyarete gelmiyor diye üzülüyorum. Bu seninle son görüşmemiz Nevzat Bey. Sene 341.